Merhaba arkadaşlar, ben Onur. Bugünkü videomuzda size bir erkeğin elinin altında bulunması gereken el aletlerini tanıtacağım. Yani bunlar evinizde ufak tefek işlerden tutun da motorunuzu, arabanızı tamir etmek, her türlü iş için gerekli. Hatta daha da bunlardan çok çok daha fazlası gerekli ama bunlar minimum seviye. Yani bunlar olursa hiç bir ustaya ihtiyacınız kalmaz. Ufak tefek işlerinizi halledebilirsiniz. Ufacık iş bile için mesela şu canavar olmadan olmuyor yani. Gidiyorsun keşke alıyorsun, ucuza kaçayım diye uğraşıyorsun. Olmayabiliyor yani. Ufak bir detaylı bir demir kesmen gerekiyor mesela. Bu şart. Mesela ben bunu A101'den zamanında 200-300 TL'ye almıştım. Şu an olsun olsun maksimum 500. İşini görüyor mu? Görüyor abi. Profesyonel değil. 7-24 onunla çalışan adam için değil ama atıyorum sana da 3 kere işin düşer. Senin işini halletmek için 10 numara. Şimdi örnekler vereceğim ama şöyle kabataslak bir anlatayım arkadaşlar. Şimdi sizin iş takımınız olmayabilir. Veya tek bir tornavidanız olabilir. Yani bu benim de zaten böyle anamızın karnından doğmadık. Ufak 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 indirime girdikçe, gördükçe, ikinci el, temiz, özellikle Çin malı almayın. Gerekirse ikinci el alın, paslı alın, eski alın ama kaliteli bir marka Alman malı bir alet almaya çalışın arkadaşlar. Bu birinci vereceğim tavsiye. Ağırlıklı olarak ikinci ellere yönelebilirsiniz ama elektronik cihazlarda demiyorum, el aletlerinde. İlk önce hiçbir şeyiniz yok mu arkadaşlar? Bir takım çantası alın. Bir kere yani böyle bir şöyle bir bu ölçüleri de yazıyor burada. 22 inç olanmış bu. Mesela bunun bir de bir ufağı var bende. Şurada anahtarlarım var onun içinde. Onu ben babama verdim. Şu an evde olmadığı için gösteremiyorum. Tabii buradakiler gene eksikler var. Mesela lehim makinası, lehim teli, lehim pastası. Bunu da alacağım alacağım diyorum mesela. Böyle uyguna görsem falan. Zaten pahalı bir şey değil. 150-200 liralık bir malzeme. İşte onu da görsem alacağım koyacağım. O da lazım oluyor yani. Şöyle söyleyeyim. Önce çantanızı alın. Ondan sonra arkadaşlar çekiç zaten olmazsa olmaz arkadaşlar. Çekiciniz olacak. Ha bunun da sıfır olmasına, marka olmasına gerek yok. Yani bulursunuz, ayarlarsınız. İşte bir çekiciniz olsun. Sonra tornavida böyle tek tek almanıza gerek yok arkadaşlar. Şöyle bir şey alabilirsiniz mesela. Ucu çıkıyor. İstediğiniz uç çeşidini takabiliyorsunuz. Şey de burada onun. Buradan mesela. Böyle bir şey alabilirsiniz. Bu şart. Mesela bunlar laptop, telefon falan tamir etmek için küçük anahtar setleri. Bunlar yani herkese şart değil ama ben de böyle zamanda lazım oldukça aldım. Çok işime yarıyor. Sonra şarjlı arkadaşlar. Bunu zamanında A101'den gene aynı Prana marka. 80 liraya mı 90 liraya mı ne almıştım. Yani harika işimi görüyor. 10 numara şarj kablosu da burada. Metre olmazsa olmazımız. Su terazisi. Önemli. Pense. Pense şart. Bu olmayabilir tabi her evde. Bana lazım olmuştu. Bir kere almıştım. Bu canavar arkadaşlar. Bununla taşlama yapıyorsun. Fayans kesiyorsun. Demir kesiyorsun. Tahtayı her şeyi kesebiliyorsun. Tek önemli olan uç. Mesela bu fayans kesmek için. Mesela bu zımpara temizlemek için. Mesela bir kesme falan. Hepsinin ayrı taşı var. Ondan sonra makkap arkadaşlar. Bu makkap yani her evde olacak. Bu da Alman malı, zamanında indirimden almıştım. Afex diye bir mağaza açıldığı zaman. Şu an bile çok ucuz. Anahtar takımınız olmayabilir. O zaman ne yapacaksınız? Lokma takımınız olacak arkadaşlar. Ağır, hafif, bunlar derece derece, orta diye değişir. Benimkisi takım. Çok ağır olanları yok tabi. Ama bunlar araba, motor, özellikle yani motoru olan biri için bu takım şart. Cırcırı var. Bu Stanley marka.
Gayet kaliteli. Ağır cırcırı var. Küçük cırcırı var. Hani atan bir şey değil, hemen bozulan bir şey değil. Kaç senedir kullanıyorum. Zamanında da bunu 120 TL'ye almıştım. Sıfır paketinde, adam hiç kullanmamış. Artık çaldı mı ne yaptı? Yani şu an bu takım muhtemelen bir 1500-2000 vardır. Tam bilmiyorum. Uzun zamandır bakmadım. Sonra arkadaşlar tabii maket bıçağı. Bu fırça zincir yağlamak için kullanıyorum genelde. Alyan uçları farklı farklı. Yıldız alyan uçlarıyla normal alyan takımı. T. Pensenin bir farklısı, bu ismini unuttum. Mesela bu cırt kelepçeler her zaman lazım olur arkadaşlar. Bunlar da ufak tefek şeyler. Mesela eldivenim. Metre. İşte burada mesela uç açma için gereken şeyler var. Bunlar lazım oluyor mesela. Çift taraflı bant. Yan keski. Bakın. Knipex marka. Çok harika bir markadır. Şu an yağlanmadığı için biraz pas yapmış ama Alman malıdır. Bunu kör etmek imkansız arkadaşlar. Sonra mesela buji çıkartmak için buji anahtarları. Mesela uç vida sıyırdı mı uç açma. Vidayı çıkartmak için bu şart. Mesela makas, çift taraflı olan makkap ucu falan. Yani bu şırınla bile gün geliyor o kadar işe yarıyor ki, aramakla bulamıyorsunuz mesela. Aldım koydum buraya. Mesela yapıştırıcılar. Bu bakın 350 kiloya kadar taşır diyor. Harika bir yapıştırıcı Patex'in. Bunun içinde yağ var, gres yağı. Büyük paketten buna dolduruyorum, kullanacağım zaman çantamda gezdiriyorum. Bu da conta şey herhalde, 300 derece kadar. Burada da kalemim var. Ufak tefek vidalar. Benim ayrıyetten vida kutum da var arkadaşlar. Vida kutum da var ama şu an o yanımda yok. Küçük şeyler, kalem. Mesela burada da sarf malzeme. Yani arkadaşlar mesela elektrik bandı olacak takım çantasında. Mesela bu bir yere şey çekmek için aldım. Sıva üstü priz. Mesela kabloları toplamak için. Bu lazım mıydı? Değildi ama lazım olacak bir şey. Aldım geçen gün gördüm. 10 TL aldım attım çantama mesela. Anten ucu. Mesela geçen gün ne kadar aramıştım. 10 TL gördüm aldım attım çantama. Belki bana lazım olmaz. Bir dostumuza lazım olur. Böyle ip mip işte. Kalın vidalar. Bunları mesela aramakla bulamayacağınız şeyler. Bir şey alınca içinden illa vida çıkıyor arkadaşlar. Hemen atın çantanıza. Vida kutunuza. Böyle. Yani tabii sormak istediğiniz şeyleri de yorumlara yazabilirsiniz. Bunu öyle bir video çekmek istedim. Hani farklı bir şey anlamanıza gerek yok. Böyle merak eden insanlar var. Meraklı insanlar var ya. Benim gibi adam seviyor. Bununla uğraşmayı böyle elim batacak, şey yapacak diye düşünmüyor. Seviyor yani. Severek yapıyor. Mesela ben bunları kaç senede topladım? Askerden geldikten sonra başladım toplamaya. 10 sene olmuş. 10 sene. Çok bir şey var mı? Ama kendimi yormadan, bütçemi kasmadan... Yani mesela ben bunu almışım 120 liraya ama o zaman askeri ücret 1200 liraydı arkadaşım. Yani onda bir fiyattı. Şu an 1500-2000 lira. Askeri ücret şu an kaç, 15 mi olacak? Onda biri, o 1,5. Aynı şey. Yani kendini kasmadan, anladın mı? Takım çantasını alın, ufak ufak atın içine. Yani hem eliniz alışacak, hem ileride bunlar size lazım olacak. Yani çocuğun oldu, çocuğun bisikletinin arka küçük tekerleklerini sökmen gerekecek. Sen onu sökeceksin, o çocuk senden görecek. Yani sen tutup onu bisikletçiye de götürebilirsin iki tane vida için ama tercih meselesi. Ya örnek verdim. Bunun gibi arkadaşlar, bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar hoşça kalın. Kızım bay bay.